kaybettiği seçimden sonra gitmeyen kişiye diktatör deniliyor. Diktatörlüğün resmi tanımı da böyledir. Dünyanın herhangi bir yerinde kabul ettiği, şartlarını kabul ettiği bir seçime girip fakat seçimi kaybettikten sonra oyun bozanlık yapıp tanımıyorum ben bu seçimi deyip sandığı deviriyorsa ve gitmiyorsa o dünyanın her yerinde resmen diktatördür. Ve tam da o yerde halkın ayaklanma hakkı doğar. Hem seçim yapıyorsun, hem seçimin şartlarını kabul ediyorsun, birlikte seçime giriyorsun ama seçimi kaybedince gitmiyorsun. Tanımıyorum, kabul etmiyorum diyorsun. Şimdi halk ne yapacak bu durumda? Seçim niye yapılıyor? Kan dökülmesin diye. Değişim kansız olsun diye seçim yapılıyor. Seçim olmadığı zaman yüzyıllar boyunca, binlerce yıl boyunca ne oldu dünyada? Değişimler ve dönüşümler hep kanlı oldu. Kendi isteğiyle yönetimi bırakıp giden, kansız bir şekilde yönetimin el değiştirmesi diye bir şey söz konusu olmuyordu. Yani bir yönetim gitmesi için illa kan dökmen gerekiyor. Adamı yerinden zorla söküp atman gerekiyor. Kanlı taht kavgalarıyla doludur insanlık tarihi. Ya bu olmasın diye işte demokrasi denilen şeyi insanlar icat etmiş. Ortaya bir sandık koyalım. Herkes kim istiyorsa gelsin oraya ismini yazsın. Sandıktan kim çıkarsa o gelsin, öbürü gitsin. Öyle zorla kanlı taht kavgalarına gerek yok denmiş yani. Ama şimdi sen ne yapıyorsun? Sandıkta seçim olduğu halde adam gitmiyor. Hala eski kafada. İşte bu diktatördür. Böyle bir anda ona karşı ayaklanma hakkı doğar.